Merhabalar arkadaşlar, ben Can, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Paşa Fanger videosuyla karşınızdayım. 27.126.000 güce ulaştık arkadaşlar. Zirve 200'deyiz. Son raddemize geldik. Videoya başlamadan önce kanalıma abone, beğenirseniz arkadaşlar artık 1000 aboneye gelmek istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar 13 setimizi giydik. Artık Zirve 200'de giyilebilecek en üstün şey 13 settir arkadaşlar. Ve biz bu 13 seti yaptık. Zirve 14, mesela 14 ekipman içinde 240 280, bu da 15 ekipman için. Ama şu an Zirve 200'deyseniz en son giyeceğiniz ekipman 13 olacak arkadaşlar. Biz de bunu tamamladık artık. Dönüşüm görevimizi yapıyoruz. Dönüşümde 9 tane su kristalini aydınlattık. 20 tane istiyor. 11 tanemiz kaldı. Bunları da 1,5 hafta içerisinde halledip yolumuza devam edeceğiz. Kim derdi ki 27 milyona geleceğimizi? Ama benim gibi bizle beraber oynayan arkadaşlar, destekleyen arkadaşlar da benim güçlerime ulaşmaya gelmiştir artık. Yavaş yavaş 20 milyon, 25 milyon, belki daha üstümüz de vardır tabii ki de. Yavaş yavaş oyunumuzu devam ediyoruz. Sıkılmadan. Şimdi arkadaşlar, bugün anlatacağım konu savaş karnımızdaki totemden bahsedeceğim. Bu totem arkadaşlar, ruh ekleyerek kırmızı 2 yıldızlarınızı burada ruh ekleyip, yani dönüştürdüğünüz takdirde bu ruh totemin seviyesi artıyor. Bu totemin seviyesi de özellik kazandırıyor. Bu özellikler çok büyük bir özellikler değil ama bizde bu özelliğin, yani gücün küçüğü büyüğü yok. Her türlüsü bize lazım. Ama bunu yapmadan önce bakın lütfen bütün ekipmanlarınız kırmızı 3 yıldız olması lazım. Bu kırmızı 3 yıldız değilse bu ekipmanları burada parçalamayın. Bakın burada kızıl deli inek full kırmızı 3. Kırmızı kurtum daha hala 3 olmamış ve 3 olmaya çalışıyor. Az kalmış bir tane ekipmanı ve diğerleri de aynı şekil. Siz de bunları full kırmızı 3 yaptıktan sonra totemde bunları dönüştürebilirsiniz. Ve seviyenizi yükseltebilirsiniz, totem seviyesini. Bu da bize ek özellik kazandıracak. Bunları da yükselteceğimiz zamanlar olacak. Bunları kırmızı 3 yapalım. Devam edeceğiz. Diğer bahsedeceğim konu VIP yüklemek isteyen arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Yeni serverlere başlayıp direkt VIP mi yükleyelim yoksa sonra mı yükleyelim? Arkadaşlar bunu yaparken bir kere oyunu çok iyi anlamanız lazım. Yani neyin nereden geleceğini, nasıl yükseleceğinizi, nasıl seviye atlayacağınızı, yeni serverlerde nasıl vardır, açılış etkinliği vardır. Şu an göremiyorum. Şurada açılış etkinliği var. Sadece bir şeytan tumarı kalmış. Bu açılış etkinliklerinde en başta kırmızı 7 veriyor galiba. 6-3, 7-1, 7-2, 7-3 ekipmanlar veriyor. Bunları VIP 4 yükleyerek arkadaşlar hızlı bir şekilde, oyunu biliyorsanız hızlı bir şekilde seviye yükseltip bunları alabilirsiniz. Bu sizin için çok iyi olur. Gel gelelim. Oyunu bilmeden yüklerseniz arkadaşlar pişman olursunuz. Strese girersiniz. Sıralamaya girmeniz lazım. VIP yüklediniz çünkü bir para yatırdınız. Ve para yatırmayan arkadaşlar sizi geçtiğinizde sizde bir stres olacak. Bunu VIP yüklemeden önce bir oyunu öğrenmeniz için ilk serverlere girin. Yeni açılan serverler. Orada biraz zirve 10, 20, 30, 40 görün. Ardından bir başka serverde başlayabilirsiniz. Bu sefer direkt VIP 4'ünüzü yükleyerek hem de bir ortak olarak arkadaşlarınızla beraber başlarsanız daha hızlı seviye atlayıp daha hızlı yükselebilme şansınız var. Ama oyunu bilmeden para yüklerseniz pişman olacağınız zaten garantidir arkadaşlar. İlk başta oyunu öğrenin, nasıl neler yapılacağını, nasıl seviye yükselteceğinizi, ekipmanın nasıl dönüştürüleceğini öğrendikten sonra VIP yüklerseniz en iyisidir. Bakın hemen bilmiyorsanız yüklemeyin. İlk yüklemeyi bile yapmayın yani. Bir kere oyunu öğrenin. Ardından size bahsedeceğim konu eski serverlara mı gelelim, yeni serverlara mı? Yeni serverlar arkadaşlar daha yeni başladığı için orada olaylar daha farklıdır. Herkes bir güç gösterisi içerisindedir. Siz de yükseldiğiniz takdirde mesela boss'ta gelip adam size kase atabilir, sizi kesebilir. Bu tarz şeyleri çok yaşarsanız 1-2 hafta içerisinde. Artık ne zaman klanlar, ittifaklar bir düzene girer, ardından siz de normal bir oyun izleyebilirsiniz. Yükselebilirsiniz. Ama oyununuzu bırakıyorlar arkadaşlar. Şu arkadaş yeni servere başlayıp bırakıyor. Ortam kötü diyor. Adamlar kötü diyor. Böyle başlayıp bırakıyorlar. Bunu yaşamamanız için biraz emek verip
güçlenip oradaki arkadaşlarınızla güzel bir ortam kurmanız lazım. Eski serverların ne özelliği var? Arkadaşlar mesela şu an ben server 40'tayım. Yani şu an 500'lerden bahsediyorlar. Bakmıyorum tabii ben serverlara yeni açılmış mı açılmamış mı diye. Ama gel gelelim server 40'tayım ve burada aktif sayısı 25-30 civarı bir aktiflik var. Ve burada iki tane klanın birbirine çekişmeli bir mücadelesi var. Böyle bir server'a girdiğiniz takdirde rahat bir şekilde güçleneceksiniz. Bakın bir hafta içerisinde rahat bir 8-9 milyondan bahsediyorum. Nasıl oluyor bu? Arkadaşlar mesela bizim yeni arkadaşlarımız geliyor mesela. Yargıçtır, Yusuf'tur. Bu karakterdeki arkadaşlarımız hep yeni gelen arkadaşlar. Bu karakterdeki arkadaşlarımızın tek isteğimiz seviyelerini yükseltmek. Nasıl? Siz de başlarsanız 30. serverda, 50. serverda sizden tek istedikleri şey seviyenizi yükseltmek. Seviyeniz yükseldiğiniz takdirde size zaten şurada ittifak deposundan baktığınız takdirde bakın hepsi 10 seviye, 9, 3 yıldızlar, kırmızılar. Bunları rahatlıkla giyebilirsiniz. Bakın en son 12 kırmızı var mesela, 13'ler. Bunları rahatlıkla giyebilirsiniz. 11'e kadar hiç sıkıntı çekmezsiniz bu serverlarda. Yeni serverlarda böyle şeyler olmaz. Yani her şeyi kapıp götürürler. Ya da gidip adam burada satabilir. Adam senin ihtiyacına yarar. Aynı klandasındır. Gidip satar. Bunları çok gördüm. Çok da duydum. Ama bunlarda bunları yaşamazsınız. Çünkü neden diye sorarsanız zaten şuraya pazara girdiğimde satılacak ekipman yok arkadaşlar. Bakın erkek ekipmanı diyorum. Bakın. 4 tane giriyorum. Bakın satılacak ekipman yok. Bunları alan olmayacak zaten. Hiç merak etmeyin. Alınmıyor. Ardından satılacak ekipman olmadığı için mühürler mesela. Atan 12 atıyor. 1 elmas, 2 elmas, 10 elmas. Bakın 2 elmas. Bunlar tabii düşük mühürler. Mühür de denmez bunlara da. Ha, bunlar işte gereksiz. Mesela bakın 2 elmas. Bu civarlarda kendi hızlıca bir seviye kasılmasını ister. Seviyeni kastıktan sonra zaten buradaki ekipmanın hazır olduğu için çok hızlı yükseliyorsun. Ha bu kötü mü? Birazcık kötü oluyor. Çünkü karakter oturmuyor yerine. Oturmadığı için sen 11 seviye taksan bile 10 milyonda kalıyorsun. Yani ilk başta güçleneceksiniz. Ardından ama eski servera başlarım dersin. Eski servera başlanır. Çünkü rahat bir oyun istiyorsan, her şey kurulu bir server istiyorsan, kimse kimseye çatmadığı, dostlukların güzel olduğu, sohbetin muhabbetin olduğu, DC'de konuşup arkadaşlıklarınızı yürütebileceğiniz bir şey istiyorsanız eski serverlara gelebilirsiniz. Burada araştırıp mesela gelen arkadaşlarımız var. Bunlardan tek istediklerimiz seviyelerini kassınlar. Zaten bizim ekipmanımız var. Kendileri de zaten geliştiriyorlar. Aynısı diğer serverlar için de geçerli. Mesela 20 olsun, 30 olsun. Buralara başladığınız zaman siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Rahatlıkla bir seviye atlarsınız. Var yani benim arkadaş Yusuf denen karakter mesela belki bir haftadan beri oynuyor ama şu an 15 milyona geldi arkadaşlar. Rahat bir şekilde çünkü ekipman var. Ekipmanın olduğu için daha hızlı bir yükselme var burada da. Siz de kafanızda varsa hem VIP içine söylüyorum oyunu öğrenmeden VIP yüklemeyin arkadaşlar. İlk yükleme bile yapmayın. En başta bir oyunu öğrenin. Neyin nasıl olduğunu, sentezlemenin nasıl. Burada videolarımız var zaten. Hem buradan girip oyunu oynayarak hem de bizim paylaştığımız videoları izleyerek rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra eski server mı, yeni server mı başlayacaksınız? Bu da size kalmış bir şey. Yeni serverın da tabii incelikleri vardır. Daha yeni her şey, daha herkes belki yeni başlamıştır. Siz daha iyi bilirsiniz. Sizin yükselmeniz daha hızlı olur. Oyundan zevk alırsınız. Eski serverlarında bu tarz yenilikleri var. Böyle güzellikleri var. Siz de bunun aralığında kalmış, size kalmış bir şey. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda yazabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Hedefimiz 1000 abone. Ve inşallah buna da geleceğiz sizin sayenizde. Görüşmek dileğiyle.